Ekmek kalın Nihal düğünde takan takılar kaçtı ha. Lan tam da altın fiyatları yükselmişti. Ne güzel bozup kendini bir iş yeri kurardın. Boş ver abi ya. Aynen boş ver. En azından nasıl bir insan olduğunu görmüş oldun. Altınları buldurmaya gitti şeyler. O da benim nasıl bir insan olduğumu görmüştür. Niye lan? Takılan altınların hepsi sahteydi abi. Altın fiyatları birden uçunca takı takacak onlar rica etti benden. Fiyatlar düşünce sana verir diye. Ben de kırmak istemedim. Anlayacaksın abicim, düğünde takılan bütün altınlar sahteydi. Hayırdır lan? Birine mi kaçıyorsun? Yok abi. Kötü bir şey mi oldu yoksa? Benim amca oğlum Mustafa yok mu? Onun düğünü var. Sen de düğüne geç kaldın tabii. Yok oğlum lan. Düğün akşam 10'da. Kuyumcuya gidiyorum. Lan niye koşuyorsun? Kuyumcu kaçmıyor. Yerinde duruyor işte. Kuyumcu yerinde duruyor da altın yerinde durmuyor abi. Evden çıkarken çeyrek altın 840 TL'ydi. Al işte 850 olmuş. Bende de 855 var. Siz beni biraz daha oyalarsanız altın alamayacağım. Sonra Mehmet amcamla ters düşeceğiz. Koş lan koş. 852 oldu. Üzülme lan sen de artık. Ne üzüleceğim abi? Sadece her gün sahte altın takacağını sana söylemedim. Taktığın oksijen altına üzülüyordum. Boşa üzülmüşsün öyleyse. Niye abi? Lan tam altın 2800 lira. Nerede bende o para? Sahte taktım ağırda kaynar diye. Lan sen de iskaçı değilmişsin ha.